Fatiha suresinin ne demek istediğini bilmeden Fatiha'yı okuyoruz. Bu bir garip durum aslında. İçinde öyle sırlar var ki Fatiha ile başla, gel bu sırrı yaşa. Günde minimum 40 kez okuduğumuz Fatiha ama içi derya deniz. Bir insanın ömrü binler yıl olsa ve sürekli Fatiha'yı tefekkür etmeye çalışsa yine de bu okyanusun suyu azalmaz onun içtikleriyle öyle bir derya deniz. Ama bu kadar fazla tekrar ediliyorsa içinde bizim merkezi olarak anlamamız gereken çok ciddi hakikatler barındırması gerekir değil mi? Yoksa bir şeyin tekrar atının çokluğu neye işarettir? Kıymetinin çokluğuna işarettir. Bu yüzden biz Fatiha'nın sadece mealine değil, tefsirine de ihtiyaç duyarız. Önce şöyle bir ufak giriş yaparım. Acaba tefsir nedir? Meal nedir diye. Tefsir bir lafzın maksadını, muradını ortaya koymak demektir. Fesir kelimesinden gelir. Bu kelime keşif ve beyan etmek demektir. Bir de tevil diye bir kelime var. Bunu da bilmemiz lazım. Biz bunu yorumlamak diyebiliyoruz ama o kelamın anlatmak istediği manalardan birisine sözü irca etmek, çevirmek tevil demektir. Yani tefsir daha geniş bir maksat, bir mana anlatırken tevil sözü o manalardan birisine irca etmek, yönlendirmek demektir. Evil kelimesinden gelir. Evil, rücu etmek, döndürmek demektir. Meyal de buradan gelmektedir. Şimdi hani denize bir üstünden bakarsın ya ne gözükür? Masmavi bir kalıp gözükür değil mi? Ama bir içine girersin neler var? Balinalar, yunuslar, deniz atları, ahtapotlar. Hele ben öyle bir video serisine denk geldiğimde çıkamıyorum içinden. Denizin altındaki canlıları inceleme. Herhalde ömür de yetmez onu incelemeye. İşte bu sığ bakmayan meal desek daha derin bakmaya da tefsir diyebiliriz. Şimdi eskiden mesela dünyadan güneşe bakmışlar. Sizce hangisi hareket ediyor gibi gözükmüş? Güneş hareket ediyor gibi gözükmüş ve demişler ki dünya yerinde sabittir, güneş ise hareketlidir demişler. İşte biz buna meal kalıbı diyelim mesela anlayabilmek için. Ama daha sonra işin mütehassısları, alanında uzman olan kişiler işe el atmışlar ve anlamışlar ki hayır hayır güneş sabit, dünya onun etrafında dönüyor demişler. İşte bu da tefsir oluyor. Yani biz meal ile mananın bize anlatmak istediğini tam alamayabiliriz. Bu yüzden bu işin alanındaki mütehassısların yorumlarına ihtiyacımız var. Bu da ne oluyor? Tefsir oluyor. Bir de bu anlattığım şey bazen birisine çok ütopik geliyor. Ya canım Kur'an mübin bir kitap değil mi? Değil mi? Kur'an'ı mübin diyoruz. Evet Kur'an mübin, apaçık bir kitap. Okuyalım, faydalanalım da. Ama ben açık değilim. O Kur'an'ın açıklığı karşısında benim açıklığım olmayınca başkalarına ben ihtiyaç duyuyorum bu noktalarda. Ve ben sosyal hayatta da böyleyim. Bütün dışarıdaki bitkileri biliriz. Elmayı, portakalı, ısırgan otunu şunu bunu. E tamam git o zaman eczacıya ihtiyaç duyma, git kendin yap onu. Olmuyor. Bir mütehassısa ihtiyaç duyuyorsun. Belin ağrıyor, ne olduğu belli mi? Fıtık yani, git kendi kendini çöz. Olmuyor yani. Bir belin ağrıyor, dizin ağrıyor, kaç tane doktora yani mütehassısa gidiyorsun. Demek ki biz bu manalar noktasında da bu işin tefsirini ortaya koyan... Bakın aklınıza gelmeyen şu derin manalar var diyen insanlara da muhtacız. Bu yüzden de bunun tefsirini öğrenmemiz lazım. Ne demek istiyor acaba? Ne derin manalar var? Ama sokakta birini çevirsek desek ki gel seninle şu Fatiha'nın bir tefsirine bakalım. Adam bize güler ya. Der ki bu herhalde kafayı mı yedi bu da ya? Fatiha benim şu çocukluğumdan beri bildiğim Fatiha değil mi? Evet o Fatiha. Ya ben bildiğim Fatiha ki Acaba kaçımız mealini bile biliyoruz? Bırak tefsirini. Şimdi biz Fatiha'yı bilsek rızık endişesi taşımayız. Biz Fatiha'yı bilsek mevcudatta gördüğümüz her şeyden Rabbimize intikal ederiz. Demek ki biz Fatiha'yı bilmiyoruz. Biz onun lafızlarını biliyoruz. Fatiha nasıl biliyor musun? Şimdi böyle tonluk tonluk çelik kapılar olur değil mi? Adam neyle açar tonluk çelik kapıyı? Bir parmak iziyle. Yani o parmak izinin bulaştığı o yağdır, proteindir, amino Baksan gram etmez değil mi? İşte Fatiha öyle bir mana. Kur'an'ın bütün derinliklerinin anahtarı neyde saklı? Fatiha'nın içerisinde saklı. Bugün bu dersi anlamamız için ilk anlamamız gereken cümleye geleyim. Bizler bir cümleyi söylediğimizde mesela Fatiha'nın içerisinde geçen Elhamdülillah cümlesini söylediğimizde biz bir hakikati sadece beyan etmiş oluyoruz. Ama benim o hakikati yaşamam için yani hamd edebilmem için bir olaya şahit olmam lazım. Ve o şahitlik sonucunda benim o cümleyi ifade etmem lazım. İşte bu ancak bize tefsir dediğimiz manayla oturacak bir hakikattir diye düşünüyorum. O yüzden bunu anlamamız lazım. Bugün bu Fatiha'yı biz ele aldığımızda kainatta Allah bu ayeti anlayabilmem için bana neler yaratmış gözüyle bakmamız lazım. Yoksa sadece bu kelime bunu diyor, bu lafız bunu diyor dersek çok eksik kalacaktır. Emin olun dersin sonunda bence siz de bana hak vereceksiniz. Biz eğer Fatiha'yı sadece ezberlemek yerine yaşarsak ne olur biliyor musunuz? Hani İmam Ali Kerem Allahü ayağına saplanan oku namazda çıkartmış ya. Bizim de Fatiha'yı okurken öyle dünya gözümüzden silinir. Ne görürsek görelim her bir şeyle Allah'la alaka kurmaya başlarız. O zaman ne olur? Fatiha'yı yakin derecede yani bilme manasında yaşamış oluruz. Allah inşallah bu dersin sonunda bir nebze de olsa bunu bize yaşattırsın. Günde en az 40 kere tekrar ettiğimiz ama ne demek istediğini çok az anladığımız bir hakikat. Şimdi bir şeyin tekrarı kıymeti nispetinde olur. Neden sürekli yemek yiyorsun? Çünkü o kadar lazım. Peki yemekten daha çok tükettiğim ne var? Su var. Çünkü daha fazla lazım. Sudan daha fazla tükettiğim ne var? Hava var. Çünkü o kadar lazım. İnanın Fatiha'nın tekrarının içerisinde bu hakikat saklı. Yani yemekten, içmekten, havadan daha fazla bizim bu Fatiha'nın hakikatine ihtiyacımız var. Biz tekrarından şunu anlıyoruz ki Fatiha hayatımızda yaşanmazsa o hayat yaşanamaz. Fatiha'nın Kelime anlamına bakalım. Fatiha, fetihten, fatihten açan demek. Mukaddime yani başlangıç demektir. Kur'an'ın mukaddimesi nedir? Yine Fatiha'dır. Demek Kur'an'ın kapısı hükmündedir Fatiha. Fatiha'nın diğer isimleri de vardır. Bir tanesi çok kullanılan bir isim. Ümmül Kitap demişler veyahut Ümmül Kur'an. Yani kitabın annesi. Kur'an'ın annesi hükmüne geçirmişler Fatiha'yı. O yüzden bu ismi koymuşlar. Az önce dediğim gibi Kur'an'ın mukaddimesi demişler. Çünkü o yedi ayetlik surede Kur'an'ın anlatmak istediği bütün hakikatlerin numunesi saklı. Başka alimler Fatiha için Elhamdü demişler, Eşheddü demişler. Bu şekilde de söyleyenler olmuş. Kur'an'ın 114 suresinden tam bir sure olarak ilk nazil olanı Fatiha'dır. İlk inen ayet demiyorum. Sure olarak tamamı gelen ilk sure Fatiha suresidir. Übey bin Kap Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselam'a Fatiha'nın hakikatini sorar. Übey bin Kap, Hazreti Ömer döneminde teravih namazını toplu cemaatle kıldırdığı ilk sahabe efendimizdir. Ve Efendimiz o Fatiha için şu ifadelerde bulunur. Bu surenin misli ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Zebur'da indirilmiştir. Anlıyor musunuz Fatiha'nın ne demek olduğunu? Misli şu ana kadar hiçbir zaman gelmemiş bir şeydir. Sadece Efendimiz'e verilen bazı özellikler bahsedilir. Birçok kitapta vardır. Ben Kadı İyaz'ın Şifai Şerif'inden baktım buna. Mesela bir aylık süre boyunca düşmanın kalbine korku salma. Bu sadece Efendimiz'e has bir özelliktir. Savaş ganimetinden pay alma. Bu sadece Efendimiz'e has bir özelliktir. Cevami kelim. Yani çok az laf ile çok fazla anlam ifade etme. Bu sadece Efendimiz'e has bir özelliktir. Bir de Efendimiz Aleyhisselam şöyle ifade ediyor. Fatiha suresi ve Bakara suresinin son iki ayeti. Yani Amener Resulü. Resul iman etti. Bu şimdiye kadar sadece bana verilmiş bir ikramdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Fatiha'nın önemini anlayabiliyor musunuz? Sadece Efendimiz'e verilen hususi manalardan ve ikramlardan bir tanesidir. Bu yüzden hadiste Fatiha'sı olmayanın namazı da olmaz buyurulmaktadır. Tabi alimlerimiz bu hadisle birlikte diğer hadisleri de incelemişler. O yüzden birçok mezhep namazda Fatiha'yı okumayı farz, bazı mezheplerde vacip olarak ele almışlar. Şimdi okumaya başlayalım. Üstad Hazretlerinin o muazzam lezzetli yorumlarına başlayalım. Evet buyurun. 15. şua, 1. makam, 2. kısım. Bismihi Subhanehu. Fatiha-i Şerife'nin bir muhtasar hülasası. 3. Medrese-i Sufiye'de pek az bir zamanda tecritten temasa naklimde verilen yalnız bir tek dersin 2. kısmı. Hapiste Nur şakirtlerine kısacık bir ders numunesidir. Üstadın 3. Medrese Yusufiye dediği yer Afyon Hapse. Üstad Hazretlerinin talebelerine veyahut onun hatıralarını dinleyenlere sorsanız, Üstadın en ziyade sıkıntı çektiği hapis veyahut hayat hangisi deseniz mutlaka Afyon hapsi diyeceklerdir. Üstad Hazretleri gibi bir insan 40 kiloya düşmüş Afyon hapsinde. Bakın hayatı 27 yıl sürgünlerde geçmiş. 18-19 kez zehirlenmiş ve en çileli dönemini yaşadığı Afyon hapsinde bu mana açılmış. Ya bunda çok ince bir sır yok mu sizce de? Yani ben bunu okuduğumda şunu dedim. Ya biz ne kadar kolay sebeplerden dolayı hakikat yolundan dönüyoruz. Öyle değil mi? Bu canımı sıktı, bu bana bu lafı etti. Olmadı, menfaatimiz üst üste çakıştı. Allah Allah. Bir de Üstad Hazretleri'nin yaşadığı o ağır şartlara bakın. O ağır şartlar sonucunda nasip olan şey nedir? Fatiha'nın tefsiridir. Demek ki bu ayetlerin bizde açılması için dişimizi sıkıp sabretmemiz gerekiyor. Ve bana sorarsanız bir insan bir hakikati anlatacaksa, bazı insanların o hakikati anlaması için, kalbi açık, vicdanlı bazıların anlaması için süslü kelimelere ihtiyaç yoktur. Neye ihtiyaç vardır biliyor musun? Gerçekten dişini sıkıp bu hakikati hayatında böyle bir dantela gibi örüp bana göstermiş mi? Buna ihtiyaç vardır. Ve Üstad Hazretleri'nin hayatına baktığımızda 40 kiloya kadar düştüğü Afyon hapsinde Fatiha'nın tefsiri ile buluşuyor. Şimdi Üstad Hazretleri Kur'an'dan bir ders almış. Bu ders hepimize nasip olsun inşallah. Nedir biliyor musunuz? Hadiselerin sürekli güzel yüzünü okuma. Hep güzel bakma, güzel görme dersini almış. Çünkü bir şey zahirde güzel olmasa bile netice itibariyle güzeldir. Üstad Hazretleri bu dersi almış. Bu dersi aldığından mapusa zindana atmışlar. Demiş ki ben medreseye geldim demiş. Talebeleriyle birlikte atmışlar. Demek burada yiyecek rızkımız varmış demiş. Başka zaman atmışlar. Demek buradaki talebelere bu hakikatlere ulaşması lazımmış demiş. Yani bir insan hayata böyle bakabilir mi acaba ya? Memleketten sürgün edildiğinde yanına asker vermişler. Ya bir de zahmete girip yanıma bekçi veriyorlar. Ne büyük bir şeref demiş. Üstad Hazretlerinin Kur'an'dan aldığı şu derse bakar mısınız? Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen ise hayatından lezzet alının dersini gösteriyor bizlere ya. Yoksa afyon hapsinde. Yani bir kendimizi koymaya çalışalım onun çok meşakkatli. Bir aklımıza o gelir keserim, bir o gelir biçerim, bir o gelir ama bunların hepsi Allah'tan geldiği, Üstad Hazretleri gibi aklımıza gelmesi çok zordur. Bu başka bir olay, başka bir alem yani. İnsan hayatı ve hakikatleri kendi gibi bilir. Üstad Hazretlerinin kendisi buna çok müsait olduğundan Afyon hapsini bile medrese gibi biliyor. Allah bizlere de nasip etsin böyle bir şey. Devam edelim mi? Buyurun. O da şudur. Fatiha-i Şerife denizinden bir katre. İfadeyi görüyor musunuz? Şimdi yapacağımız şey de bu katrenin suyunu sıkıp başka bir damlası. Yani nasıl bir denizdir bu Fatiha-i Şerif? Buyurun. Ve güneşindeki elvan-ı seb'a yani ziyasındaki yedi renginden bir tek lem'a beyan etmeyi namazdaki Fatiha kalbe emretti. Fatihalaşmış demek ki. Yani o Fatiha'yı değil, Fatiha Üstad Hazretleri'nin kullandığına göre demek Fatihalaşmış. Buyurun. Gerçi 29. mektubun bir kısmında hususan Na'budu Nun'undaki seyahat hayaliye ve Rumuzu Semaniye'de ve işaretül icaz tefsirinde ve sair nur eczalarında bu kutsi hazinenin çok tatlı ve güzel nüktelerini yazmışız. Fakat o pek şirin Kur'aniye'den yalnız imanın rükünlerine ve hüccetlerine işaretini gayet kısa bir muhtasar hülasasını birinci kısımdaki tarz ifade gibi kendim Namazdaki tefekkürümü yazmasına bir cihette mecbur oldum. Bismillahirrahmanirrahim. Kelimesini nurun iki üç risalelerine havale edip elhamdülillah den başlıyorum. Şimdi Fatiha'da geçen ayetleri sırayla ele alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla diyor ya. Yine Allah isminde de iki farklı yorum var. Kimileri Allah hiçbir kelimeden türememiş özel bir isimdir demişler. Çünkü Arapçada genellikle mesela bir fiil türetecekseniz fiiller genellikle kaç harfli olurlar? Üç harfli olurlar. Daha sonra onun 24 tane ayrı sigası vardır. Oradan da türetilir. İşte alimlerin bir kısmı demişler ki Allah bir kelimeden türememiş. Özel kendine has bir isimdir demişler. Başkaları da demiş ki şöyle olmuş olabilir demişler. İlah kelimesi el tarif edadını almıştır demişler. Almışsa ne olur? El ilah. Oradaki lamın biri düşüyor. Ondan sonra ne oluyor? Allah oluyor. Kimileri de bu şekilde türemiştir demişler. Yani bununla ilgili iki farklı yorum vardır. Onu da bilginize vermek istedim. Gelelim Rab kelimesine. Rab terbiye edici demek, efendi demek, hakim demek, hüküm koyan demek, emir veren demek. Yani kısacası ne demek biliyor musun? Bir insanın hayatı kime göre şekilleniyorsa Rabbin odur. Bir insan hayatını Allah'ın şekillendirmesine ve emirlerine göre yaşıyorsa demek ki Allah senin Rabbindir. Ama bir insanın dikkatini çeken başka bir husus varsa, patronu varsa, aşık olduğu bir şey varsa, vazgeçemediği bir dünya metası varsa ve hayatını o şekillendiriyorsa, ona ulaşmak şekillendiriyorsa demek ki Rabbi odur. Şimdi Rab'da böyle hususi bir terbiye edicilik vardır. Diğer ayete geçelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'ındır. Bir şeyi tekrar konuşalım. Benim bu cümleyi yaşamam için bu cümleden önce bir olay yaşamam lazım. Hamd edilecek bir olay yaşamam lazım. O olayı yaşadıktan sonra da bu cümleyi ifade etmem lazım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O hamdımı alemlerin Rabbine sunmam lazım. Yani o yüzden sadece bu manaları okumak yetmez. Biz yaşantı zenginliğimize bu manaları katıp şok olacağımız, hayrete düşeceğimiz bir olay yaşayıp bunu da Allah'a sunmamız icap eder. Burada elhamdü'deki el istirak manasında kullanılmış demişler. Yani gark olma, boğulma manası. Yeryüzünde kimden kime giden ne kadar güzellik hamd varsa hepsi Allah'a aittir. Allah Allah manasına bak. Neden? Çünkü mesela Halis senin aramda güzel bir olay yaşandı ya. Bu aramızda yaşanan güzellik Allah'tan dökülen güzelliktir. E o zaman bunun hamdı kime gitmesi lazım? Bunun övgüsü, şükretmesi, senası kime gitmesi lazım? Gene Allah'a gitmesi lazım. Yeryüzünde kimden kime gidecek, ne kadar güzellik, şükredecek, hamd edecek olay varsa hepsi yalnız ve yalnız Allah'a aittir demişler. Bakın muazzam bir ifade. Şimdi mesela biz bazen gaflete düşüp diyoruz ki ya yeryüzünü insan yönetiyor diyoruz değil mi? Hadi Allah bir yağmur yağdırmasın da iki ay sonra yönetsinler. Söz konusu mu böyle bir şey? Mümkün değil. Yani yeryüzünü yöneten Allah olduğu şu kainatta yarattığı olaylarda bile saklı. Mesela ben ortaya muazzam bir robot yapsam, robotta gerçekten uyguladığım hareketleri gösterse, mesela bir köpek robot yapsam değil mi? Şu an uğraşıyorlar onunla. Sizce insanlar bu tabloyu izledikten sonra gelip o köpek robotu mu överler yoksa beni mi övmeye başlarlar? Sanatkarı ve bensem eğer beni överler. E şimdi yeryüzündeki güzelliklerin tamamının sanatkarı kim peki? Allah Azze ve Celle olduğundan dolayı yeryüzünde kimden kime giden bir övgü, bir güzel söz varsa bunların hepsinin yaratıcısı Allah olduğundan esas hamd sahibi Allah'tır. Bu yüzden o elde yani el elhamdü'deki elde istirak manası vardır. Yani onun malından çalamazsın, onun güzelliklerinden çalamazsın. Aranızda yaşanan güzel hadiseleri yaratan da o olduğu için o güzelliğini hamd ve teşekkür olarak sunman gereken Allah'tır ifadesinde buyurmuşlar. İdris gözlüğünü düşürsen, ben de yerden versem bana bir teşekkür sunarsın değil mi? Peki sen benim hoşuma gitsen alıp bir de senin gözünü çizdirsem. Allah Allah. Kaç teşekkür eder bana? Bitmez değil mi? Her bayram seyran da abi Allah razı olsun senden ya. Vallahi. Şimdi bizim kameralarda bir sorun var. Nedir? Şöyle oynattığında ne olur? Stabilize yetmiyor değil mi? Peki beni böyle oynattığında görüntüyü net görmem devam ediyor mu? Devam ediyor. Gözlüğü bırakın. Gözü çizdirmeyi de bırakın. Stabilize özelliği böyle muazzam olan iki görüp tek görüntü yansıtan muazzam bir göz vermiş Allah sana. Şimdi soruyorum. Bunun için Allah'a bir teşekkür borçlu değil miyiz biz? Kaça aldın? Nereden aldın? Hangi pazardan aldın? Bunların cevabı yok. Dünyayı verseler satar mısın gözünü? Mümkünatı yok. Şimdi demek bunun için bir teşekkür sunmak lazım. Bu gözün verilişinin esas amacı bu. Şöyle var ya gözünüzü bir dakika kırpmamaya çalışsanız, bir dakika şöyle bir sulanmaya başlıyor değil mi? Bir can yanıyor yani. Daha sonra ilk kırptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Allah Allah ne güzel nimetmiş diyorsunuz. Bazen o yüzden Allah bize hastalık, sakatlık veriyor. Çünkü nimetin yokluğu daha sonra da kullanımı varlığına şükretmemizi sağlıyor. Maalesef nankörüz. Maalesef öyleyiz yani. İnşallah layıkıyla kul olabiliriz. Ama bunları Allah'tan bilip ona hamd etmeyi eksik yapan insanlarız maalesef. Şimdi böyle göz dedik, dalak diyelim, böbrek diyelim, güneş diyelim, ay diyelim hangisi Allah'tan değil? Böyle bir şey yok. Tamamı Allah'tansa, yeryüzünün tamamının güzelliklerine hamd edilecekse bu hamdlar yalnız ve yalnız Allah'a sunulması lazım. Şimdi Fatiha'daki derin manayı görüyor musun? O zaman bir soru daha soralım. Fatiha'yı defalarca okuyoruz. Ve bunun içerisinde sürekli diyoruz ki hamd yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Şimdi bunu sürekli söylüyor muyuz? Bak dikkat et yalnız Allah'a. Bak cık, yapma yalnız Allah'a yalnız Allah'a yalnız Allah'a. Şimdi burada bir tahşidat var doğru mu? Sürekli bir uyarı ikaz var. Neden bu kadar ikaz var? Günde en az 40 kez ikaz var. Bak hamd ediyorsun bak dikkat et ya. Kime edeceğini iyi bil ya. Bu kadar ikazın sebebi ne biliyor musunuz? Şeytan da şöyle bir özellik var. Güzelliklerin Allah ile ilişkilendirmesini istemez. Bunun içinde ilk kullandığı asker kimdir? Nefsi emmare. Bizim nefsin en büyük özelliği şudur. Eşya ile esma arasındaki bağı kesip bu eşya benimdir ya bunu yaratan varatan yok deme isteği vardır nefiste. O yüzden şeytanın amacı güzellikleri Allah'tan bildirmemektir. Şeytanın kullandığı en iyi askeri de nefsimizdir. Çünkü eşyanın üzerindeki esmanın bağını kesip benimdir bu ya. Ben olmasam benim aklım, benim fikrim olmasa bunlar olur muydu? Dedirtmek ister. Birisi vardı şöyle diyordu zamanında. Sizin de çok duyduğunuz ifadelerdir. Ben hiç yalan söylemedim. Ama günah olduğundan dolayı değil. Bunun bir erdem olduğundan dolayı. Ben hayatım boyunca insanlara yardım ettim. Ama cennet hevesinden dolayı değil. insanlığım gereğinden bunu yaptım. Şimdi burada ne demek istiyor sizce? Yani iyilik ve kötülük kavramı bir erdemdendir. Bunları Allah'la ilişkilendirmenize gerek yoktur diyor. Bakın hileye bakın. Halbuki biz yoksul birine yardım ederken bile ilk amacımız nedir? Allah'ı memnun etmek için ben bunu yapıyorum. Bak Allah'a hamd edeceksin yalnız ona özgüdür diye niye bu kadar ayette taşidat var? Çünkü şeytanın bu kadar oyunu var. Her seferinde şunu diyor. İyi bir şey yapabilirsin ama bunu Allah'tan bilemezsin diyor. Bizim İzmir'den bir abi vardı da bir firmanın CEO'suydu. Oturuyor iş yemeğine, masayı donatmışlar. Tabi masada ne var yemekle birlikte? içki var. Bizim o abiye de sormuşlar, içki içer misin? O da demiş ki yok, hayır istemiyorum. Masadaki EK1 takımından bir tanesi bizim abiye soruyor. Diyor ki, hocam diyor sen içki içmiyorsun. Acaba sağlıktan mı, inançtan dolayı mı diyor. Niye soruyor bunu? Yani sağlıktan dolayı içmiyorsan eğer benim sazım yok diyor. Ama Allah'tan dolayı içmiyorsan öyle bir şey olmaz diyor. Olayı görüyor musunuz? Yani şeytan tek başına çalışmıyor. Şeytanlaşmış insanları da kullanıyor bunun manada. Şimdi sen içki içmeyebilirsin diyor değil mi? Ama bunu Allah'la ilişkilendirmeni ben kabul etmiyorum diyor. Ya neden elhamdülillahi rabbil alemin? Neden bu kadar tahşidat var? Bak sakın unutma. Sen hamdı hep Allah'tan bileceksin diye. Çünkü şeytanın da bu kadar tahşidatı var. Kardeşim diyor şeytan. Kardeşim diyor hitap ediyor. Değil mi? Masadaki öyle hitap ediyor. Kardeşim diyor. Hocam diyor bir şey diyor. Sen bir şeyi yanlış görüp yapmayabilirsin sorun yok. Yarın gidip faizden çıkabilir misin? Çıkabilirsin. Sağlıktan dolayı veya bilimsel bir açıklamadan dolayı içki içmeyebilir misin? Evet yapabilirsin ama bunu Allah'la ilişkilendiremezsin diyor. Fatiha suresinde diyor ki aldığın nefesi Allah'tan bilmek zorundasın diyor. Bakın şeytan nasıl çalışıyor? Fatiha suresi nasıl çalışıyor? Neden bu kadar tekrar ettiğimizi anladınız mı? Biz de vefasızlık ederekten bu güzel nimetleri Allah'tan bilmeyecek kadar nankörlükte bulunuyoruz maalesef. Şeytanın çalışmasına karşılık Fatiha suresi de aynı şiddette çalışıyor. Bak sakın ha Allah'tan başka hamd edeceğin kimse yok diyor. Şeytan ve şeytanlaşmış insanlar da buna karşılık nasıl çalışıyorlar? Sen bir şeyi erdemden dolayı şu şekilde yapabilirsin. Yalan söylemeyebilirsin, kumar oynamayabilirsin, içki içmeyebilirsin ama bunları Allah'la ilişkilendiremezsin diyor. Aslında şeytan isim değildir, sıfattır. İblis onun isim halidir. Şeytan şöyle hani güzel insan, yakışıklı insan, şeytan insan. Yani birinin şeytanlaşmasına biz aslında o sıfatı kullanıyoruz ama bizim gelenekte isim haline dönüşmüş maalesef. Şimdi o yüzden şeytanın diğer amacı ne oluyor? Diğer elemanlarını kullanarak onları da insi bir şeytan haline, şeytanlaşmış insan haline dönüştürmeye çalışıyor. Doğruyu bile yaşayabilirsin diyor şeytan. Senin yaşadığın doğruyla işi yok. Amacı ne? Bağı kesecek. Sen o doğruyu Allah için yapamazsın diyor. Bilimsel bir makaleden dolayı mı yapıyorsun? Evet yapabilirsin, sıkıntı yok diyor. Sabahın o saatinde kalkıp spor yapabilirsin, oksijeni bol havanın diyor. Ama sabahın o saatinde kalkıp Namaz kılamazsın. Olmaz. Allah'la ilişkilendirme diyor. Buna karşılık bizim silahımız ne var şimdi elimizde? Elhamdülillah. Fatiha. Görüyor musunuz nasıl derin manalar olduğunu? Biz okuyoruz kırk kere ama aa, sözden ibaret kalıyor. Allah bir kula neyi verdiyse hamdını yani şükrünü aynı cinsinden ister. Allah bana bir sürü kabiliyet verecek. Ben hep dilimde hamd edeceğim. Olur mu? Ya olursa eğer sizin de böyle bir işiniz varsa ben de gelip o işinizde çalışayım. Mesela beni tornacıya alın. Ama demir bükmeyeyim. Hep diyeyim ki torna çok güzel. Torna çok güzel. Tornacıya teşekkür ederim. Bana maaş verir misiniz bu şekilde? Bir gün yaşatmazlar beni ya. Bir gün. E senin böyle Müslümanlığı yaşamaya çalışıyorsun. Ne kadar abes bir çelişki. Hangi nimeti verdiyse onun cinsinden hamdını istiyor Allah azze ve celle. Kuştan uçmasını bekliyor. Attan koşmasını bekliyor. Kuldan neyi bekliyor? Allah'ın isimleri adedince vazife bekliyor kuldan. Bakın çok derin bir yere giriyoruz. Şimdi Allah kula çok fazla cihazat vermiş. Bu cihazatların her birini biliyor musunuz? Allah'ın esmalarının tohumları. Uyandırılmaya muhtaç, ağaç olmaya muhtaç tohumları. Hangi tohumu verdiyse o vazifeyi bekliyor. Şimdi melekten hastalanma vazifesini bekliyor mu Allah? Beklemiyor çünkü Şafi isminin tohumu yok onda öyle bir alakası yok. Melekten yemek yeme vazifesini bekliyor mu? Beklemiyor çünkü Rezzak isminin tohumu yok melekten. Bu tohumlar bende var. Ben de inkişaf etsin diye Allah Azze ve Celle diyor ki ey Mehmet kulum acık. Ey Mehmet kulum hasta ol. Biz bu esma tohumlarının içerisinde ne saklı olduğunu bilsek var ya. Mesela düşün kilosu 1 milyon olan elimde bir meyvenin tohumu var. Sen de bunu biliyorsun aslan ne yaparsın? Ya yatağında yatırırsın ya. Mübalağa etmiyorum yatırırız yatağımızda ya. Ya hanım karışma ya bunun işte bilmem kaç derecede kalması lazım. Ben tavuk gibi buna kuluçkada bile bulurum deriz ya. Niye? O tohumun içinde ne saklı olduğunu bilen adam ona neticesi itibariyle davranır. Benim üstümde Esma'nın tohumları var. Peki bu tohumların içerisinde ne saklı? Vazifeler saklı. Vazifelerini tamamladıktan sonra insanı kamil olma saklı. Sonra da cennet saklı bunun içerisinde. Ama bu tohumun içindeki hazineyi keşfedemeyen ne yapar? Alır o tohumu. Ya şunun bir çekirdeğini yiyeyim der. Çıt 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 der. Şöyle de çekirdeğini atar. Bir lokmada bitirir. Bir anlık lezzet olarak bitirir. Keşfeden adam ne yapar? Onu toprağa ekmek için bahane arar. Bahane siz annenize bir çiçek yaptırıp götürseniz ne olur anneniz? Duygulanır mı? Duygulanır. Koyun da bir anne, koyuna götürün. Duygulanır mı koyun? Duygulanmaz. Ne yapar? Yer. Niye yer biliyor musunuz? Koyun aleme midesinin deliğinden bakar. Madem aleme mide deliğinden bakıyor, koyun için olay ikidir. Yenilebilir mi? Yenilemez mi? Eğer insanda bu esmalar açılmazsa, yani insan insan olmazsa, aleme ne gibi bakar? Koyun gibi bakar. Maalesef oturuyoruz, masadaki şeyler yenilir mi, yenilemez mi diye bakıyoruz. Ya bunu kim ikram etmiş? Bunu kim iltifat etmiş göndermiş ya? Laboratuvarlarda yapılamayan şeftali benim masamda duruyor ya. Laboratuvarların cüret edemediği süt benim elimdeki bardakta duruyor ya. Kim ikram etmiş? Ne için ikram etmiş? Fatiha'nın manası için ham dedebildiği ikram etmiş. Şimdi burada kulun kıymetini konuşalım. Konular karışmıyor değil mi? Dedik ya kul o üstündeki esmanın çekirdekleri ne kadar ağaç olursa o kadar kıymetlidir. Şimdi ne kadar ağaç olursa kul o kadar Allah nazarından mevcudada bakmaya başlar. Bir fabrikata çalışan eleman nasıl güzel bir eleman olur? Patronla aynı nazardan bakıyorsa. Şimdi kainattaki bir kul ne kadar iyi bir kul olur? Kainata Allah nazarından bakabiliyorsa. Demek ki Allah'ın isimleri bizim üzerimizde görünebildiği kadar biz insanı kamiliz. Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam niye bu kadar kıymetli? Çünkü Allah'ın tohum hükmündeki isimleri onda ağaç olmuştur. O kadar tohum onda ağaç olduğundan o yeryüzünün en şerefli ve en kıymetli insanıdır. Allah bu isimleri numunecik olarak bize de vermiş. Ne için vermiş? Allah nazarından bakabilelim diye. Şimdi örneklediğimde biraz daha oturacaktır kanaatindeyim. Diyelim ki Mimar Sinan'ın yaptığı bir camiye ziyarete gittim. Süleymaniye'ye. Akifle birlikte gidelim. Niye Akif mimar? Sizce o caminin sanatına baktığımda ben mi daha çok lezzet alırım, Akif mi daha çok lezzet alır? Akif neden biliyor musunuz? Çünkü Akif'in ruhunda mimarlığın tohumu var. Akif'in ruhunda mimarlığın tohumu olduğunda Akif baktığında Mimar Sinan'ın ruhunun derinliklerine gidebilir. Ben sadece ne görürüm? Beton görürüm. Demir görürüm, çimento görürüm. Ama Akif ne görür Alperen? O mimarlığın numunesi Akif'te olduğundan baktığında Mimar Sinan'ın ruhunu benden daha iyi anlar. Demek ki biz imanda ne kadar inkişaf etsek. Yani Allah Azze ve Celle'nin o isimleri çekirdekten ne kadar ağaç olsa o kadar Allah'ın nazarından mevcut bakıp o kadar Allah'ın kıymetli bir kulu haline geliriz. Mimar Sinan'ı bir nebze anlamak için mimarlık gerekirse Allah azze ve celle'yi, o şunat ilahi dediğimiz ilahi halleri bir nebze anlamak için de Allah'ın o tohum halindeki isimlerinin ağaç olması gerekir. Biraz daha örnekleyeyim tam otursun mu konu? Çok kemik bir konu. Şefkat olmayan bir insan Rahim ismini nasıl anlar? Anlayabilir mi? Çünkü Rahim isminin numunesi çekirdeği nedir? Şefkattir. Peki Allah'ta o şefkat sonsuz mudur? Sonsuzdur. Peki Allah'ta bu özellik varsa sizce yeryüzünde kimleri daha çok sever? Bu özelliğin numunesi olanları. Şimdi anladınız mı yeryüzündeki en şefkatli insanın neden Efendimiz olduğunu? Çünkü Allah'ın o tohum halindeki ismi en çok onda açılmıştır. Ve yeryüzünün en şefkatli insanı olmuştur. Şimdi anladınız mı Allah Azze ve Celle'nin Efendimiz'i neden daha çok sevdiğini? Çünkü Allah'ın isminin aynası Efendimiz'de en çok vardır. Cömertliği olmayan bir insan, cud yani Allah'ın cömert ismini nasıl anlar? Anlamasının imkanı yoktur. Hatta rivayette geçer. Ne der biliyor musunuz? Cehennemin kapısını cimriler, cennetin kapısını da cömertler tutacaktır. Bir şey sorayım. Allah niye cömertleri bu kadar daha fazla seviyor? Çünkü kendinde bu isim var ve kendinde o ismin açıldığı, o numunecik ismin açıldığı kulları daha çok seviyor. Şimdi anladınız mı Allah'ın penceresinden nazar etmek ne demek? Nasıl mimarik özelliği olan arkadaş Mimar Sinan'ın ruhunun derinliklerine daha çok girebiliyorsa Allah'ın esması kimde daha çok açılırsa o da Allah'ını daha çok bilir demektir bu. Yani marifetullah dediğin, iman dediğin budur. İman dediğin sözlerin tekrarı değildir. İman dediğin sen de o isimlerin açılması ve muhatabın olan Allah Azze ve Celleyi daha fazla bilmen demektir. İman budur işte. İşte bu isimler en çok Efendimiz'de açıldığından ve Efendimiz en çok hamdeden kul olduğundan Allah en çok onu seviyor. Pikniğe gitsem hanımla orada kuzusunu emziren bir koyun görsek ben mi daha çok etkilenirim hanım mı daha çok etkilenir? Hanım niye? Çünkü emzirme faaliyetinin, o annelik faaliyetinin numunesi onda da var. Bende olmayıp onda olduğundan o bu halden daha çok etkileniyor. Demek ki kimde Allah'ın tohum halindeki esması daha çok açılırsa o Rabbini daha çok bilen, daha çok haşyet duyan, daha çok tanıyan ve daha çok seven bir kul olur. Allah'ı sevmek dilinde daha fazla söylemekle olacak iş değildir. Bu şekilde bir sistematik ve sıralama icap etmektedir. Sahabe efendilerimizin birçoğu bizim konuştuğumuz kadar konuşmamış. Belki bildiğimiz kadar bilmiyorlar. Neden bu kadar Allah'tan haşyet duyuyorlar? Çünkü bu tohumlar onlar da ağaç olmuş bizim dilimizden aşağı kalbe inmiyor. Tohum halinde kalıyor sürekli. Demek ki Allah çekirdek halinde isimlerini ruhumuza eklemiş. Bize düşen nedir? Bu çekirdekleri uyandırıp ağaç yapmak. Bu çekirdekler ne zaman çatlayıp meyve olursa biz de o zaman insan olacağız. İnsanlık bu demektir yani. Yoksa az önce yediğimiz şeyleri affedersiniz bir hayvan da yiyor. Yani benim onları yemem için bir insan olmama gerek yok. E insanın farkı nerede? Kimden geldiğini bilip ona hamd ettiğinde insanlığın farkı ortaya çıkıyor. Ama bunun olması için de bu şekilde imanın gelişmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle ekti tohumları. Biz de tarlayı sulamadık. Nasıl olacak o isim tohumları? Olur mu öyle? Olmaz değil mi? Peki bu esma tohumları neyle sulanıyor? Bu iman dersleriyle sulanıyor. Mücadele etmekle sulanıyor. Gecelerini bölmekle sulanıyor. Amel etmekle yani kısacası çok uzatmayalım lafı Efendimiz Aleyhisselam'a benzemekle sulanıyor. Biz işte şu an şu derste Fatiha'nın tefsirini işlerken bu tohumları sulama mücadelesine girişiyoruz. Peki insanın tohumu kaç farklı şekilde sulanır? İki, ya heva ile sulanır ya hüda ile sulanır. Şimdi bakın beyler çok ince bir mesele anlatayım. Efendimiz Aleyhisselam dua ederken diyor ki Ya Rab bana iki Ömer'den birini ver diyor. O iki Ömer'den birisi Ömer bin Hattab, diğeri Amr bin Hişam. Amr'a biz Ömer diyoruz. Yani Ebu Cehil. Yani Efendimiz Bedir'de diyor ki ümmetin firavunu diyor. Ya Resulallah neden böyle ikisinden biri diye dua ettin? Çok hikmetleri var. Birini konuşalım. İkisinde de aynı tohumlar var. Ömer bin Hattab, Hüda ile sulamış. Hazreti Ömer olmuş. Amr bin Hişam yani Ebu Cehil, heva ile sulamış. Ümmetin firavunu olmuş. Bakın ayette diyor ki, hevasını ilah edinenleri gördün mü? Nasıl ediniyormuş? sen içindeki tohumları heva ile suladığında artık yeni ilahın hayırlı olsun. Nasıl derin bir mana ya? Demek bu esma tohumlarını Allah aşağı birine koydu birine koymadı değil. Hepimizde var. Biz ne yapmıyoruz? Sulamıyoruz, sulamıyoruz. Veyahut neyle suluyoruz? Heva ile suluyoruz. Bize düşen bir vazife var. Fatiha'nın manasını anlayan tohumları sular. Allah'ım sana hamd ediyorum demek yetmez. Şimdi ben şuraya klima taktım. Durması yeter mi? Yetmez arkadaş, çalışacak o klima. Araba aldın. Dursa yeter mi? Olmaz arkadaş. Çalışacak bu yani. Böyle araba mı oldu? Allah hangi nimeti veriyorsa onun çalışmasını istiyor. Bakın. Esma dedince nimet var. Çalışması lazım. Akıl mı verdi? Marifetullah'la çalışacak. Kalp mi verdi? Muhabbetullah ile çalışacak. Kalbimizde sadece Allah'la irtibatlı olan bir manevi organımız var. Latife-i Rabbaniye. Müşehadetullah ile çalışacak. Yani Allah'ım sen her an hazır ben hazır beni görüyorsun fikriyatıyla. Cesaret mi verdi? Mücadele ile çalışacak. Zeka mı verdi? ilim ile çalışacak. Ama malumatla değil, kalbe akan o deruni yakin ile, ilim ile. Terminolojide yakin diyorlar ona işte. Hamd, teşekkür, bir de medih diye bir sıralama yaparsak. Hamd dediğimiz mana sadece Allah'a mahsustur. Bizim şükür dediğimizle teşekkür dediğimiz aslında aynı şeydir. İnsana da yapılabilir. Teşekkür ediyoruz ya o şükür aynı şey yani. Sadece bizim geleneklerimizden dolayı sana şükrettim demeyiz. Teşekkür ederim deriz. Bir de üçüncü sırada medih vardır. Bu cansız bir mahlukata da yapılabilir. Ne güzel yaratılmış bir sanat diyerekten onu methedebilirsin. Şimdi üstad hazretlerinin bir kelimeden yakaladığı o derin mana ile devam edelim. Birinci kelime Elhamdülillah. Bundaki hücceti imaniyeye gayet kısa bir işaret. Evet. Kainatta medar hamd ve şükür olan kasti inamlar ve nimetler. Bir dakika. uğur medar hamd nedir? Hamd etme, sebebi. hamd etme sebebi. Şimdi Allah bizim o zaman hamd etmemizi istiyor mu? İstiyor. Bakın burada iki tane mesele var. Biri medar hamd, diğeri de kasıt. Yani o nimetlerin verilme sebebi medar hamd. Sendeki şükür fabrikasını çalıştırmak. Utku sen birine teşekkür ettirmek istersen ne yaparsın ona? Şey. Bir şey verirsin, ikram edersin. Şimdi Allah kainattaki nimetleri niye ikram etmiş? Çünkü sende fıtraten teşekkür yeteneği var ve Allah o kabiliyeti çalıştırmak istiyor sende. Neden bu kadar kirazlar, üzümler, armutlar, portakallar dizilmiş? Sendeki şükür fabrikasını çalıştırmak. Peki bu nimetleri ne ile gönderiyor? Diğer kelime neydi? Kasıt ile gönderiyor. Yani tam zamanlama var burada. Şimdi adam maçta futbolcunun ayağına kayıyor. Hakem inceliyor diyor ki adamın gol atmasıyla bunun ayağına kayması tam zamanlaması muhteşem. O zaman ne diyor? Kasıt var diyor yani kırmızı kart diyor. Şimdi demek ki Allah'ın şükrettirmede o nimeti zamanlamasında da bir kasıt var. Yeni dünyaya gelen çocuğu ile annenin süt musluklarının açılması çok şaşırtıcı değil mi ya? Bakın biz bunları hep gördüğümüzden normal geliyor. Normal geliyorsa git yap evde bakayım yapabiliyor musun? Yapamazsın. Ya burada muazzam bir hadise var. Şimdi o çocuğun doğduğu anda o süt musluklarını açan anne mi? Bakın anne çok şefkatli ama annenin bile elinden gelmez o hadise. O zaman perde arkasında musluktan açan başka biri var ya. Ve bunda bir kasıt görüyor musunuz? Görüyoruz. Niye? çocuğun geliş anıyla sütün geliş anı ya muazzam ya. Muazzam bir hadise ya. Başka zamanlarda böyle bir şeyi iki dünya bir araya gelse hiçbir beşer yapamaz. Çocuk dünyaya geldiği anda bu benim kral oğlum. Bırak sütü ben buna kebap tantuni yedireyim desen ne olur? Çocuğu yaşatayım derken öldürürsün bir de. Ama o çocuğa tam ihtiyacı olan şekilde. O sütün içindeki Allah'ın yarattığı o mucizeleri bir inceleyin. Aklınız gider. İlk dönemlerdeki bütün bağışıklık sistemini koruyucu, güçlendirici hadiseleri vesaire böyle yani makale makale bitmez. Ben bir gün eve gitsem masanın üstünde de tantuni görsem. Ne derim? Kendi kendine herhalde ev bana tantuni hazırlamış. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Niye? Kasıt var. Seyahate gidiyorsun, bavulu bir açıyorsun, içinde en sevdiğin şey çikolata çıkıyor. Ne dersin? Ya gömleklerin yanına asmıştım zaten. Öyle olur mu ya? En sevdiğin çikolata. Demek kasıt var orada. Kasıt varsa birisi seninle hususla ilgilenmiş demek. Bakın mevsimine göre Allah Azze ve Celle vitamin gönderiyor. Hem de hap olarak değil ne şeklinde? Ona bir ambalaj giydiriyor, meyveleri giydiriyor. Diyor ki şu mevsimde kiraz yesin, kanı sulansın diyor. Şu mevsimde şeftali yesin, vücudunda şunlara ihtiyaç var diyor. Bakın hadiste geçer. Bir bölgeye gittiğinizde patatesini, soğanını yiyin diyor. Yani topraktan çıkan ürünlerini yiyin diyor. Neden? Çünkü Allah iklimine göre vücuduna uygun şeyleri yaratıyor onun içerisinde. Ve senin vücudunu o lazım olanı alıyor, o hücrelerin içerisindeki muazzam santrale götürüyor, mitokondrelere götürüyor. Mitokondriler onu enerjiye çeviriyor. Bazı hücrelerde 2500 tane mitokondri var. Şuradaki jeneratör çalışsa sesinden duyamayız. Bazı karaciğer hücrelerinde 2000-3000 tane mitokondri çalışıyor. Hiç ses yok enerji. Enerji üretiyorlar ha enerji üretiyorlar. Neye göre? Tam mevsimine göre gönderiyor Allah Azze ve Celle. Sütü gönderdiği gibi. Bakın en ince zevklerimizi düşünen Allah var. Al şu taşıyara şu vitamin demiyor. Muz yediyor ya. Çilek yediyor ya. Avokado yediyor. Şu eti sen şöyle ye diyor yani. Sen kebap ye, sen tantuni ye diyor. Ama lazım olan protein bundan saklı diyor. Amino asiti bundan al diyor. Doğal yağlarını bundan al diyor. Bunların hepsine bu kadar ince zevklerimi düşünecek ambalajı sen nasıl giydirdin ya Rabb? Ne demem lazım şu an? Şok oldum ya. Elhamdülillah demem lazım ya. Kime? Bütün alemleri elinde tutana. Niye? Çünkü bir şeftaliyi kim veriyorsa bütün alemi de o vermek zorunda. Bir elmayı yaratan bütün alemi de yaratmak zorunda. Ne belli? Çünkü o elmanın var olması için bütün kainatın doğru çalışması lazım. Madem öyle, elmayı verenle alemleri veren aynı zatsa bu elmayı ısırdığında elhamdülillahi rabbil alemin. Allah Allah. Bütün alemleri Rabbine bin bir şükür olsun. Sadece maddi alemlerde değil. Hafızan başka bir yerden. Değil mi? levh hafızdan, rüyaların başka bir yerden, alemi misalden, ruhun başka bir yerden, alem ervahtan. Bütün alemlerden beni toplayacak ki ben o elmadan lezzet alayım. Subhanallah bu nasıl bir olay, burası bir olay? Vallahi senden başka hiç kimseye hamd edilmez ya Rab demem lazım yani. Fatiha'nın derinliğini görüyor musunuz? Günde 40 kez okutuyor ama okuyup geçiyoruz. Ne derin manalar var içerisinde? Peki bir soru daha soralım. Dedik ya kasıt var. Ya arkadaş kasıt var kasıt var diyorsunuz. Bütün nimetlerin benim için olduğu ne belli? Yeryüzünde yaşayan başka canlılar da var. Nereden belli biliyor musunuz? Karpuzun içini kim yiyor? Ben yiyorum. Dışını kim yiyor? İnek yiyor. Peki bu karpuz için Çin mi yaratıldı dışı için mi? İçi için. Madem içi için yaratıldı, içini ben yiyorsam muhatap benim demek ya. Yeryüzü sofrasından en çok faydalanan canlı kim? Benim ya. Şimdi benim o yediğim ot var ya, ben o otu yiyen ineği bile yiyorum. Anladın mı? Yani yemediğim hiçbir şey yok. Uçan kuşu yiyorum ya. Yüzen müzen ne varsa yiyorum hepsini. Ya kainatta kim rızkının peşinden koşuyorsa hepsi benim rızkım. Ya şimdi böyle muazzam bir şey olabilir mi? Demek yeryüzü sofrası kimin için? Benim için ya. Şimdi sen bu yeryüzü sofrasından istifade etsen, bu nimetlerin de senin için özel olarak gönderildiğini, kasti olduğunu görsen, daha sonra da bunu yedikten sonra elhamdülillah demezsen, o zaman benim bu yemeği yemem için insan olmama gerek yok. Çünkü benim yediğim bir şekilde, affederseniz, bir hayvan bile yiyebiliyor bunu. Devam edelim mi? Hususan kan ve fışkı içinden safi, temiz, gıdalı sütü aciz yavrulara göndermek ve ihtiyari ihsanlar ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler zemin yüzünü belki kainatı doldurmuş. Tekrar söyleyeyim. Elhamdülillah demekle elhamdülillah olmaz. Benim ne yaşamam lazım? Olay yaşamam lazım. Olay yaşadıktan sonra bu şükrü ifade edebilmem lazım. O yüzden de Allah beni fabrika olarak yaratmış. Fabrikanın çalışmasına bakalım. Buradan numune girecek, buradan mamül çıkacak. Çok affedersiniz. Bir insan olarak yesem, içsem, numune girse mamül olarak da kazurat çıksa, pislik çıksa ne olur? Ya bomboş bir pislik fabrikası olursun ya. Pislik çıkaran bir fabrika olursun. Ama buradan numune girse, mamül olarak da elhamdülillah ya Rabbi diye çıksa bu sefer bu fabrika doğru çalışmış olur. Demek ki yeryüzü sofrasında bu kadar nimetlerin sebebi nedir? Şükür fabrikasını Allah Azze ve Celle çalıştırmak istemiş. Şimdi gelelim okuduğumuz ana meseleye. Muazzam bir mesele. İfade ne diyor biliyor musunuz Üstad Hazretleri? Kan ve fışkı arasından süt diyor. Fışkı pislik demek. Hayvanın pisliği. Kan bildiğiniz kan. Süt aynı yerden mi geliyor? Aynı yerden geliyor ya. Arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Kan ve fışkının içinden ne veriyor sana? Süt. Sütü deyim olarak nasıl kullanıyoruz? Temizlik olarak kullanıyoruz ya. Ananın sütü gibi helal olsun. Bu adam süt gibi temizdir. Öyle demiyor muyuz ya? Fışkının içinden altın çıkarsa almazsın belki. Ama süt çıkarmış Allah Azze ve Celle. Bakın burada muazzam bir olay var. Zıtlık. Gübre koyuyorsun gül çıkıyor, reçel çıkıyor. Allah Allah. Yahu bu zıtlık ne için yaratılmış? Bu kadar kötü bir şeyin içinden, bu kadar güzel bir şey ne için çıkmış? El cevap imtihanımız kolay olsun diye. Akılsız, şuursuz bir hayvanın en pis bölümünün içerisinden süt çıkarıyor. Ne için? Ne için? Ya gör diye ya, gör diye ya. Bu pis şeyden bu güzellik çıkamaz demek bunu veren birisi var diyor. Şimdi bir öğretmen beyaz tebeşiri eline alsa, Öğrencilerin de görmesini istese beyaz tahtaya mı yazar? Hayır kara tahtaya yazar. Niye? Kontrast oluşturur orada. Çünkü beyaz en güzel siyahın içinde gözükür. Allah bu zıtlığı niye gösteriyor bize? En rahat bir şekilde görse imtihanın kolay olsun diye gösteriyor ya. Camdan odaya girdiğinde camdan çıkamayan kafasını vuran arı sana bu balı veremez. Saatlerce yerin altında otu çiğneyen bir inek sana bu sütü veremez. Hem de nereden? Kan ve fışkı içerisinden. Şimdi psikolojide edimsel koşullanma diye bir olay var. Bir gün bir fareye önce zil çalmışlar, peynir vermişler, zil çalmışlar, peynir vermişler, zil çalmışlar, peynir vermişler. Fare ondan sonra zil çalınca peynir beklemiş. Demiş ki bana peyniri zil veriyor. İnek var, süt var, inek var, süt var, inek var, süt var. Ne oluyor? Edimsel koşullanıyoruz. Diyoruz ki bana sütü inek veriyor. Ya bu ülfet perdesi yırtılsın artık ya. Ya o inek o sütü verseydi eğer şu an bir üniversitenin fakültesinde ordinaryus olması lazımdı. Niye? Birçok profesör o sütün tezini yazmış profesör olmuş. O inek demez mi? Sen benim sütümü yazıyorsun profesör oluyorsun. E senin laboratuvarda yapamadığın sütü ben üretiyorum. O zaman benim baş profesör olmam lazım der mi demez mi? Ordinarius olmam lazım der mi demez mi? E diyebiliyor musun bunu? Farkında değil ne ürettiğinin ya. Farkında değil. Alıyoruz böyle sağ alıyoruz hadi koçum git diyoruz. Daha sonra da canımız sıkınca kesip yiyoruz onu. Ya böyle bir şey sana böyle bir şey verebilir mi? Demek ki kan ve fışkı içinde süt niye veriliyor? Kasıtlı bir şekilde kimin verdiğini gör artık ya. Yırt şu perdeyi de bana. Hamd et diye veriliyor. Ya. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bakın Fatiha'nın içinden anlıyoruz. Bırakın bu lafız bu lafız demek, bu lafız bu lafız demek. Şu derin manayı anlamadıktan sonra onlar da işimize yaramaz. Nasıl derin bir mana var ya? Sen Fatiha'yı okuyarak neyi açıyorsun? Neyin kapısı? Ya Rabbinle buluşmanın kapısı, hamdın kapısı ya, senanın kapısı ya. Nasıl teşekkür edeceğini Fatiha'dan öğreniyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? 40 kez okuyorsun, ne dediğini merak etmiyorsun. O süt dediğimiz ne biliyor musunuz? Atom atom. Yani bu atomlar ne biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin mürekkebi. Yeryüzündeki maddelere baktığınızda dört elementten teşekkül ediliyor. Azot, karbon, hidrojen, oksijen. Şimdi bu dördünü aldım, şuraya mürekkep yaptım. İşte kader kalemi mürekkebe bandırıyor, şöyle yapıyor, süt yazıyor. Böyle yazıyor, el yapıyor. Böyle yapıyor, su. Böyle yapıyor, insan yaratıyor Allah Azze ve Celle. Ama bu yarattığında bir şeye dikkat etmeniz lazım. Sen çelikçisin değil mi abi? Şimdi benim şu elim yerinde duruyor mu? Aylara bölsek, yıllara bölsek sabit kalıyor mu? Kalmıyor değil mi abi? Büyüyor, gelişiyor, tırnağım uzuyor, şişmanlıyor, zayıflıyor. Şimdi benim her alanına uydurmam için sana çelik kalıbı döktürmem gerekse hem de böyle bak siyasi gerekiyor eğri eğri. Kaç tane çelik kalıp dökersin şöyle? Anlık gerekiyor. Demirin yetmez buna. Şimdi kalıp iki şekildedir. Ya buna maddi kalıp dökeceksin. Her an bu atomlar o maddi kalıpta buluşacaklar. Teşekkül olacaklar. Ya da manevi kalıp gerekli. Manevi kalıp demek Allah'ın emri demektir. Atomları kader kalemiyle yazmış mı? Yazmış. Sonra da emretmiş. Demiş ki bu kalıpta kalacaksın demiş. Şu elime maddi kalıp yetmez. O şeftaliye maddi kalıp yetmez. O sürekli büyüyen, rengi değişen muza maddi kalıp yetmez. O zaman bunların manevi kalıbı nedir? Allah'ın emridir. Biz Allah'ın emriyle yaşıyoruz ama Allah'ın emrine uymakta tereddüt yaşıyoruz. Çünkü okuyamıyoruz o emirleri. Okuyamıyoruz onları. Allah'ın emir evinde oturan bir ruh Allah'a isyan ederse bu ev onun başına yıkılır. Doğru mu? Yani azabı cehennem olur. Bu manalara çok muhtacız. Anlamamız lazım bunları. Bakın bütün kainata yeten emir bizim kalbimize söz geçiremiyor. Bütün kainata geçtiğine belli. Koyunlara bak anlarsın ne kadar ortak. Hepsi böyle tek bir fabrikadan çıktı belli. Muzlara bak. Bütün kainatın her yerinde aynı. Hepsi aynı emri dinlemişler belli. Dünyanın bin katı büyüklüğündeki güneşe bak nasıl emir dinliyor? Yani demek ki bu emir kalıbında bize bu vücudu, bu bedeni, bu hayatı, bu kainatı sunan zat neden bu emir kalıbında bu nimetleri veriyor? Neden bizden bir karşılık bekliyor? Sen şu şükür fabrikanı çalıştır, beni bul, beni bil, beni tanı, hakkıyla kulluk et. İnsan bu manaları bilince kulluk ne kadar basit oluyor, değil mi? Bu manaları bilmeyince affedersiniz ya 10 dakikalık iş bile sürmeyen namaz ne kadar zahmetli geliyor? Senin yeryüzünde yaptığın en basit şey namaz ya. Şu masayı kaldırmaktan basit, bardağı yıkamaktan basit, saçımı taramaktan basit. Böyle bir şeyden üşeniyor insan ya. Devam edelim mi? Bu kadar nimetleri verdi, kasıtla bir araya getirdi. Amacı neydi? Buyurun amacına bakalım. Onların fiyatı dahi başta Bismillah, ahirde Elhamdülillah, ortada nimette inamı hissetmek, ve Rabbini onun ile tanımaktır. Bakın nimette inamı yani nimeti vereni hissetmek. Şimdi bana bu kadar nimet girişi oluyor. Bu fabrika eğer Rabbini vereni tanımazsa bu fabrika ne fabrikası olur? Çöp fabrikası. Çok affedersiniz yani midesinde pislik taşıyan bir fabrika olursun. Ve Allah buna karşılık ne istiyor biliyor musunuz? Bismillah yani benim adımla benden olduğunu bil yeter diyor. Bir tavuğu ben beslesem benden yese gidip komşunun bahçesine yumurtlasa ne yaparım onu? Keserim. Allah da nimetleri kendi verse biz Allah'tan bilmesek ne olacak? Ya sonu sıkıntı olur değil mi? Şimdi biz Allah'tan bilmeyip başka sahte ifadeler kullanıyoruz. Ben rızkımın peşindeyim diyoruz. Yeter mi? Bir insanın rızkının peşinde olması yeter mi? Hayır. Çok affedersiniz bir hayvan da rızkının peşinde koşuyor. Aslan neyin peşinde? Rızkının peşinde değil mi? Koala ne yapıyor? Rızkının peşinde değil mi? O zaman benim rızkımın peşinde olma ifadesini değiştirmem lazım. Ben o rızkı Allah için peşine düşüyorum. Ben o rızkı Allah'ı tanımak için koşturuyorum dememiz lazım. Bizde bir eksiklik var hamd etmekte, onu artık anlamamız lazım. Bu eksikliğimiz vefa eksikliği. Allah bir insanın insanlara gösterdiği vefayı kendisine gösterilmiş gibi sayıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben vefasızlığa insanlar içerisinde başlarsam o alışkanlıkla Allah'a çok rahat vefasızlık edebiliyorum. Allah bu vefa duygusu gelişen insanlar için İsimlerini kainatta cisim kalıbına dökmüş. Elmaya, armuta, portakala, anneye, babaya dökmüş. Manayı bize madde olarak göndermiş. Elmada bir mana var, doğru mu? Bana düşen ne? Maddeyi soyup tekrardan manayı yemek. Manayı yakalamak lazım bana. Şimdi koskoca bir sultan beni karşısına çağırsa, bir elma verse. Ben de affedersiniz elmayı onun karşısında hatır otur yesem, alacağım lezzet 30 saniyelik o lezzettir. Ama ben o elmayı sultanın iltifatı olarak bilsem, o elmanın içerisinde elmadan bin kat daha fazla bir lezzet saklıdır. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben burada ne yaptım? Bana mana madde olarak geldi. Maddenin kıyafetini soyup tekrar manaya muhatap oldum. Ya vazifemiz bu ya inanın ya. Yeryüzündeki cisimler Allah'ın esması. Yani mana maddeye dönüşmüş. Gülü aldığında maddeyi soy manaya er. Annene sarıldığında maddeyi soy manaya er her birinin Allah'tan ikram ve hediye olarak bilildiğini görürsen yeryüzündeki bütün hamtları alemlerin Rabbine yaparsın. Nasıl bir mana ya? Mesela ekmeği geleneğimizde kutsal sayarız. Ekmeğin ne farkı var ki kutsal olsun? Demek kutsal olan ekmek değil nedir? Ekmeği gönderen zat kutsaldır. Yoksa bir güvercine attığında ıslak ekmek o da yiyor değil mi? Az önce dediğimiz gibi bir ekmeği yemek için insan olmaya bile gerek yok. İnsan bu nimetleri fark etse bu kadar ikram geliyor. Ne uyanır içinde? Teşekkür etmek, kulluk arzusu uyanır. Peki nasıl teşekkür edeceksin Allah'a? Namaz. Yani bir insan şu manaları bilse ona namaz kıl gerek yoktur. Fıtratında var olan teşekkür etme hissiyatı canlanacak. Bu yüzden teşekkürde bir sıkıntı vardır. Teşekkür yani şükretmek, hamd etmek insanın fıtri özelliği olduğu için konuşmak, yemek, içmek gibi sen onu doğru yere yapmayı bilmezsen eğer mecburen seni şirke kadar götürüp yanlış yerlere teşekkür ve hamd ettirebilir seni. Bazıları diyor ya, arkadaş bu işler insanın içinden gelecek diyor. Bu da değil mi komik başka bir ifade. Şimdi ben şu elime bir tane şeftali tohumu koysam içinden gelir mi ağaç olmak? Ne yapmam lazım onu? Toprağa ekmem, suyla buluşturmam. Sen o esmaları kulluk toprağına ekeceksin. Bu nübüvvet mesajlarıyla, iman dersleriyle buluşturacaksın ki senin içindeki esmalar Ağaç olsun. Yani bize düşen bir şey var. Böyle içimden geliyor dışımdan geliyor. Geç bunları. Sen irade kullanacaksın. Bu dersleri hayatın en önemli gayesi yapacaksın. Kulluk soruyla yürüyeceksin. Yoksa sende neden iki etsin bunlar? Bazen bize mesaj geliyor diyor ki şu dersi izledim hayatım değişti diyor. Hamdolsun. Ne hayatlar değişiyor ya. Ya intihardan döndüm diye kaç mesaj geldi ya. Şimdi normalde ne o bizi tanır ne biz onu tanırız. Belli ki onu bilen birisi bizleri de konuşturmuş. Bak çok ilginç bir mana var burada. Peki o kişide gerçekleşen olay ne biliyor musunuz? Onda zaten bu güzellikler varmış, bu tohumlar varmış. Biraz irade kullanmış. Suyu yemiş, güzellikler ortaya çıkmış, hayatı değişmiş ve bunu da bize mesaj olarak atmış. Demiş ki siz izledim hayatım değişti. Niye? Yedi suyu çıktı güzellikler ortaya. Devam edelim mi? Sen kendi nefsine, midene, duygularına bak. Ne kadar şeylere, nimetlere muhtaçtırlar ve ne derece hamd ve şükür fiyatıyla rızıkları, lezzetleri isterler. Gör, her hayatı kendine kıyas eyle. İşte bu umumi inamlar mukabilinde hal ve kal dilleriyle edilen hadsiz hamdler pek kat'î bir surette bir mabudu mahmud. Ne demek mahmud? Hamd edilen. Bir mün'imi rahimin mevcudiyetini ve umumi rubiyetini güneş gibi gösterir. Göstermez mi ya? Askerin selam durduğunu görsen ne dersin? Ya ben görmüyorum ama bir komutan var ki duruyor dersin ya. Yolda konuşan bir adam görsen ne dersin? Ya bunun bir muhatabı var yani. Ya kulaklıkta ya telefonda ya da ben görmüyorum şurada birine konuşuyor dersin. Bizim içimizde var olan teşekkür etme isteği de teşekkür edilmesi gereken bir zatın varlığını gösterir. Yani Fatiha'nın içerisinde tevhidin bile delili mevcuttur. Böyle bir şey olamaz. Fatiha'nın diğer ayetlerine de kısaca değinelim. Ayrıntısına girmeye gücümüz yetmedi bugünlük. Ama yine ufakça bir değinelim. Er-Rahmanir-Rahim. Orada. Er-Rahmanir-Rahim. Evet. Yani Allah Rahmandır, Allah Rahim'dir. Bunların ikisi de Allah'ın esması mı? Rahman ve Rahim. Şimdi Rahman'da da Rahim'de de mübalağa sigası var. Ne demek mübalağa sigası? Çok çok demek yani. Sonsuz çok. Ama demişler ki Rahman'ın mübalağa sigası Rahim'den daha fazla. Yani Rahman özelliği Allah'ın Rahim özelliğinden daha fazla demişler. Yani daha fazladan kasıt şu aslında. Rahman hem dünyaya bakıyor hem ahirete bakıyor. Rahim ise özellikle müminler için ahirete bakıyor. O yüzden şu cümleyi kullanmışlar. Rahmanü dünya Rahimül Ahira. Yani Rahman daha çok dünyada, Rahim ise daha çok ahirettedir demişler. Şimdi bu Rahman nasıl bir şey biliyor musunuz? Allah yeryüzündeki rızık verme faaliyetini bir gün bizim elimize verse, bir günlük, ne kadar gıcık olduğumuz adam varsa açsız bırakırız. Ama Allah'a isyan edenler var gene de rızıklarını veriyor. Rahman ne anlıyor musunuz? Bu kadar geniş bir kapsayıcılığı var. Rahim ise müminler için hususiyetle ahirete bakan bir meseledir. Şimdi Rahman Allah'ın hususi ismidir. Rahim ise insan adına kullanılabilecektir demişler. O yüzden Rahman ismi bir insana verilemez. Nasıl verilebilir? Abdülrahman yani Rahman'ın kulu olarak verilebilir. Rahim ise şu ayeti hatırlayan var mı? Karisun aleyküm bil rahim. Evet. Fark ettiniz mi? Rahim diye bir ifade var. Kim için kullanılıyor ifade? Efendimiz Aleyhisselam için kullanılıyor. Yani Rahim bir insana da nispet edilebilir demişler ama Rahman bir insana nispet edilemez demişler. Devam edebiliriz ayete. Meliki yevmiddin. Yani hesap ve ceza gününün sahibi. Şimdi ne demek biliyor musunuz bu? Öyle bir gün gelecek ki hiç kimse hiç kimseye fayda veremeyecek. Sadece ben. Siyer'de birkaç yerde birden geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam ahireti anlatıyor. Ayşe annemiz ağlamaya başlıyor. Neden ağlıyorsun diyor. Ayşe annemiz anlatıyor yani o haşeti duyuyor kalbinde. Bakın peygamber evinden bir annemiz ya. Rivayette nasıl geçiyor biliyor musunuz? Cehennemlik kimse o eve giremez diyor. Bu ne demek? Ayşe annemiz cennetlik birisi yani. Ama korkuyor, ürküyor. Ve diyor ki Ahirette beni de mi tanımazsın ya Resulallah deyince o gün seni dahi tanıyamam ya Ayşe demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Efendimiz Aleyhisselam bu yoğun merhametiyle ahirette Ayşe annemizi bile tanıyamıyorsa biz o güvendiğimiz amelleri alıp başımıza çalalım demek. Tek sığınak var. Allah Azze ve Celle'ye böyle nasıl bir kul olarak gidiyorsak yoksa Allah'ın iskat ettiği, kötü gördüğü, şirk üzere yaşayan bir kula Sizce onun en sevgili kulu Habibiz İshan Efendimiz Aleyhisselam. Ya Rab bu kula şefaat edelim der mi? Mümkün değil. İşte tek hesap gününün sahibi olan ve o dehşetli günde sığınabilecek tek yer olan Allah Azze ve Celle'nin kendisini bu ayet bize hatırlatıyor. Devam edelim mi? Buyurun. İyek na'budu ve iyek nesta'in. Bakın burada çok ince bir olay var. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Normalde bir insan yazı dili olarak bir şey yazsa yalnız ona kulluk demesi lazım. Ama ayette yalnız sana diye geçiyor. Neden böyle geçiyor? Direkt Allah Azze ve Celle o perdeleri yırtıp bizi muhatap almış ya. Yalnız sana. Ya burada çok ince bir sır var. Bakın Fatiha'nın derinliklerine bakın lütfen ya. Daha sonra da ederim demiyor. Ederiz diyor. Buradan da Allah Allah o manayı anlamış demişler ki Allah kullarını ferdi olarak görmek istemiyor. Bir cemiyet halinde kalpleri birbirine perçimlenmiş aynı mana için yürüyenler istiyor. Ne belli? Binlerce deli sayılır da namazda bile 27 kat fazla sevabı bu şekilde vermesinden belli değil mi Allah aşkına? Belli değil mi Allah aşkına? Şimdi bakın buradan ne ince manalar yakalamışlar. Ardından nabudu fiil. Biliyorsunuz. Hani normalde demişler ki bunu birisi cümle olarak yazsa iyyake sonra yazılır demişler. Ama baktığınızda iyyake başa alınmış. İyake nabudu diye geçiyor. İşte o İyyâke'nin başa alınmasına da demişler ki burada hasır ifade edilmiş. Ne demek o? Yalnız sana, ancak sana manası da buradan çıkmış demişler. Ya Allah aşkına yani hangi meal şu manaları verebilir ki? Çok derin manalar yani. Tabi birinde vicdanlı, insaflı bunları anlayacak bir kalp olmasa o kalbin yarı içine koy o da mana işlemez. Devam edelim mi? İhdînes sirâtel müstakîm Bizi hidayette, sabit kıl bizi yolunda eyle diyor. Şimdi burada ihtina ne oluyor? Hidayet üzere diyor. Şimdi burada şöyle bir mesele demişler. Birisinin hidayeti yoksa ona hidayet verilmesi üzeredir. Eğer birisinde hidayet varsa da o kişi niye bu duayı okur sürekli? Neden bu talepte bulunur? Allah'ım hidayeti verdin ama alına da bilir. Beni bu hidayet yolunda sabit kıl demektir. Devam edelim mi? Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Bakın, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Ya bu nasıl bir şey ya? Yani bana nimet ver bir yola gönder demiyor. Senin kendisine nimet verdiğin kullarım var. Beni o kullarının yoluna gönder diyor. Şimdi müfessirlerin piştarı kim? Abdullah İbn Abbas. Ona soruyorlar yani o nimet verilenler kimlerdir diyorlar. Nisa suresi 69. ayetten yorumluyor ve diyor ki nimet verilenler nebiler, sıddıklar, şehitler Salih kimseler. Yani Allah'ın nimet verdikleri bundaysa bize düşen bunların ayak izlerine basabilmek. Bir insanın eline geçen şeyler o insanı Allah'tan uzaklaştırıyorsa istediği kadar elhamdülillah Allah da bize nimet veriyor desin. O nimet değildir. Nikmettir. Allah'a yaklaştıranlar nimettir. Bu ayrımı da yapalım. Devam edelim buyurun. Gayril <laughs> aleyhim Gazap edilenlerden ve hak yoldan sapanlardan eyleme yani dalalete düşenlerden eyleme vur. Ne demek oluyor dalalet? Sapıtmak, değil mi? Sapkınlık demek oluyor. Şimdi dalalet için demişler ki geri dönüşü zor bir yola girmek demişler. Hatta Araplar tuzla şekerin birbirine karışmasına dalle demişler. Çünkü bir artık ayırması çok zor. O yüzden bunu dalle diye ifade etmişler. Yani bir insan hak yoldan saparsa ve önüne çıkan şartlar ile kendisine yeni bir yol çizmeye çalışırsa ne oluyor bu? Dalalet oluyor. Bu yüzden cemiyet halinde Allah'ın yolundan sapanlara ise fırkayı dalile demişler. Yani doğru bildiği hakikat yolu kaybeden ve önüne çıkan şartlardan kendisine yeni bir yol çizmeye çalışan. Burada bir incelik daha söyleyip dersi bitiriyorum. Gazap verdiklerinin ve kötü yola düşürdüklerinin ifadesi kullanılmamış. Dikkat edin. Gazaba düşenlerin ve kötü yola düşenlerin çünkü bunlar insanın cüz iradesiyle kendi tercihleri olduğundan kötü fiilleri Allah azze ve celle'ye nispet ederek kullanmayı edepsizlik saymışlar. Kimler? Bu konuştuklarımızın hakikatini kalbinde yaşayanlar. Allah da bize yaşayan ve amel edenlerden eylesin. Yoksa affedersiniz sabahtan akşama kadar ezberleyelim, konuşalım, daha güzel okuyalım. O daha güzel okusun. Biz ses sanatçısı mıyız arkadaş ya? Hangimiz daha güzel okuyacak yarışması. Onun da yerine göre bir kıymeti vardır. Onu asla silmiyoruz ama sadece amaç bu olabilir mi bunları yaşayamadıktan sonra? Dur hangimiz daha güzel anlatacak? Biz tiyatrocu muyuz daha güzel anlatmaya uğraşalım? Biz bunları konuşup anlayamadıktan sonra vallahi bizi de kimse kurtaramaz. Kimden? Din gününün sahibinden. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke tel alimul hakim ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela.